Merhaba arkadaşlar, NFT'ye girişle ilgili kursumuzu hazırlıyoruz. Enes Polat'la bizi heyecanlandıran bir kurs. Özellikle kursta bu NFT 2.0'a falan değineceğiz. Bunlar da herhalde ilk olacak. Umarım güzel bir kurs olur. Bu ilk video. İlk videoda ben NFT konusuna temel anlamda bir değinmek istiyorum. NFT nereden geliyor? Şimdi NFT'nin açılımı non-fungible token, yani ikame edilemez varlık. Dolayısıyla biz bunu şöyle tanımlıyoruz. Varlıkların, tokenların bir alt kümesi ikame edilemeyenler. Bunu tanımlarken de işte ilk 2012'deki Colored Coin projesinden, renkli coinler projesinden alıyoruz. Ama biz eğitimde bu şekilde yaklaşmayacağız. Bunu daha geriye götüreceğiz. Nereye götüreceğiz? Ta 1985'te başlayan Cyberpunk akımının 92'de ilk isim bulmasından sonra çalışmalarında bahsettiği anonim kimliğe dayandıracağız. Şimdi neden anonim kimliğe dayandırıyoruz? Çünkü biz NFT'ye bir token alt kümesi olarak bakarsak onun arkasındaki temel anlayışı iyi şekilde anlayamıyoruz. Eğer biz bunu anonim kimliğin DNA'sı olarak konumlandırırsak işte o zaman NFT 2.0'ı veya Metaverse'deki NFT'nin kullanımını çok daha rahat kafamızda oturtturuyoruz. Hatta Web 3 konseptlerini de daha iyi anlayabiliyoruz. O yüzden NFT'lerin arkasındaki temel anlayış 1993 yılındaki Cyberpunk'ın manifestosuna kadar gidiyor. Peki bu manifestoda ne anlatılıyor? Manifestoda o zamanki bunu yazan kişiler anonim kimliğin ne kadar önemli olduğunu, yavaş yavaş anonim kimliklerin internette gerçek kimliklerin yerini alabileceğini ve bunun bir özgürlük getirebileceğini söylüyorlar. Tabii iki ana konu var çalışmalarında. Bir anonim kimlik, bir de anonim para. Tabii hak verirsiniz. Anonim para daha magazinsel bir şey ve özellikle daha sonrasında Halfini, Nick Szabo, David Shaum gibi önemli isimlerin de bu konudaki çok yaratıcı çalışmalarından dolayı anonim para konusu daha ön plana çıkıyor. Yani Bitgold olsun, Imani olsun, daha sonra Bitcoin'in 2008 yılında hayata geçmesi ve çifte harcama sorununu zaman damgası kullanarak çözmesiyle beraber biz hep kripto paraları konuştuk. Aslında eski ismiyle anonim paraları. Ama alt tarafta hep bir gelen anonim kimlik konusu vardı. 1980'lerdeki tartışmalara baktığınızda, yani o Cyberpunk grubu, Extropian grubu, SL4 mail grubu, bunlarda hep şeyi görürsünüz. Anonim kimlik üzerinde çok fazla durmuşlardır. Çünkü işte o transhümanizm denilen o gelecekteki, uzak gelecekteki fütüristik senaryolarda falan anonim kimliğin çok anlamlı olacağına değinmişlerdir. Bireyin belli teknolojik otoritelerin izlemesinden kurtulup mahremiyetine saygı duyulan bir ekosistemin inşası için anonim kimlik önemlidir. Dolayısıyla burada NFT'nin arkasındaki temel felsefe o zamanki tabirle Big Brother denilen teknolojik izleme mekanizmalarının engellendiği anonim kimliğin oluşmasının DNA'sı. Bu gördüğünüz profil resimlerine anlam veremiyor çoğu kişi. Ya bir profil resmi bu kadar eder mi? Elbette içinde farklı amaçlarla alınanlar da oluyordur ama şu şekilde bakabilirsiniz. Toplumun ağ yapısı değişiyor. Yani normalde birbirleriyle alakadar olmayan insanlar aynı koleksiyonun parçası oluyor. Arka planda ise aynı koleksiyonun parçası olurken bu sefer onların sahip olduğu ortak anlayıştan dolayı ağı değişiyor. Yeni bir ağ oluşuyor. Facebook'u düşünün. Yani Facebook'u her insan farklı bir amaçla kullanır. Birisi orada düğün fotoğraflarını yüklemek için vardır. Biri politika yapmak için, birisi futbolla ilgili paylaşım yapmak için. Herkes kendi hikayesini yazarken arka tarafta Facebook kendi hikayesini yazar. Nedir o kendi hikaye? Mark Zuckerberg'in profilinde, biyografisinde yazan şeydir. Dünyayı daha açık ve iletişimsel bir yer haline getirmek istiyorum. Bir açık toplum oluşturuyorum der ve o düğün fotoğrafı ile futbolun telaşesinin arasında bu inşa edilir. NFT'lerde de böyle bir şey var. Arka planda bir anonim kimlik, o anonim kimliklerin odağından oluşacak yeni toplumsal ağ yapısı, o toplumsal ağ yapısının oluşturacağı
medeniyetin yeni safhasına giden bir sürecin başlangıcı NFT'ler. Burada tanımlarken genelde buradan girilmez. Yani felsefe tarafından girilmez. İkame edilebilirlik ile başlar hikaye. NFT'lerin dedik ya bir anonim kimlik olması gerekiyor. Yani bir kimliğin DNA'sı olması lazım. Kimliklerimiz benzersizdir, değil mi? Yani bir insanı benzersiz olmasıyla kimliklendirirsiniz. Ona has özelliğiyle onu kafanızda konumlandırırsınız. İşte o yüzden buradaki kullandığımız teknolojinin de ikame edilemez olması lazım. Kripto varlıklar ve anonim paralar inşa edildiğinde bir ikame edilemezlik düşünülmedi. Yani Bitcoin 21 milyon tane olacak ve birbirinin yerine geçecek. Ben sana bir Bitcoin gönderdim, sen de bana bir Bitcoin gönderdin. Sorun yok. İkimiz de ne mağdur olduk ne kazançta çıktık. Zaten normalde de böyledir. Bu işte mesela ben size 1 gram altın verdim, siz bana 1 gram altın verdiniz. Veya 10 liralarımızı değiştik. Veya işte ne diyelim kalemlerimizi aynı kalemleri değiştik. İkimizde de aynı kalem vardı değiştik. İkame edilebilir varlıklar üzerinden kimliği oluşturamıyoruz. Ama ikame edilemezliğe geçtiğimizde iş değişiyor. İkame edilemezlikten kasıt da takas edilememesi ve benzersiz olması. İşte orada bir kimlik inşa sürecine girilebiliyor. Çünkü mesela bir insan, ben veya siz takas edilebilir misiniz? Yani bütün fikriyatınız olsun, bütün işte o ruh haliniz bir bütün olarak yaklaşırsanız bir kimlik takas edilemez. O kimliğin DNA'sını oluşturma noktasında biz NFT'lerden faydalanabiliriz. Tabii şimdi ikame edilemezlik deyince biz sahip olduğumuz perspektifle olayları değerlendiriyoruz. İnternet hep böyleydi. Yani web 1 aşamasında web 2 inşa edilirken Facebook diye bir şey var. Ne yapıyorsun? O ilkokul arkadaşlarımı buluyorum. Peki Facebook ilkokul arkadaşlarını bulmak için mi var? Evet, o günkü insanın bakış açısında onun yakalayabileceği nokta oydu. Bugün kimse ilkokul arkadaşını bulmak için Facebook'a girmiyor. Biz sahip olduğumuz fikriyatla teknolojileri algılamaya çalışırız. Dolayısıyla NFT'ye baktığımızda da evet ikame edilemeyen bir şey var. Peki biz bunu nasıl konumlandıracağız dediğimizde insanlar şunu dedi. İkame edilemeyen ne vardır? Sanat eserleri. Ha, sanat eserleri NFT olabilir. Güzel. Ne vardır başka? Konser biletleri. Veya nostaljik şeyler vardır. Onlar ikame edilemez. Dolayısıyla ilk olarak buradan insanlar NFT'leri anlamlandırmaya başladı. Ben sizi 2000'lerin başında bir hikayeye götürüp daha sonra bu videoyu bitireceğim. Yani biz NFT'yi anlamlandırırken dikkat edin, içeriye gidiyoruz, insana gitmiyoruz. Hala içerikteyiz. Peki 2000'lerin başlarında ne oldu? İnternet teknolojileri geliştiğinde arka tarafta dinamik web siteleri kurulup işte PHP bazı programlama dilleri, PHP, ASP gibi programlama dilleriyle dinamik internet siteleri kurulunca insanlar bir şeyleri kolektif olarak üretmeye başladı. Ve ilk olarak sosyal medya siteleri çıktı. Sosyal medya sitelerinin özelliği neydi? İçerik ön plandaydı. Örneğin Ekşi Sözlük'te içerik ön plandadır. Tam bir sosyal medya platformudur. Orada bir kişinin kullanacağı da Arif'in mentor attığı goldür ve onun yazdığı, Buğra Ayhan'la ilgili yazdığı madde ön plandadır. Onu yazan kişi olabildiğince arkaya çekilmiştir. Kasti olarak o kişi arkaya çekilmiştir. Çok güzel bir medya örneğidir. Web 2 aşaması çıktığında da ilk önce sosyal medya platformları gelişti. Fakat Facebook kurulunca Zuckerberg olaya çok daha farklı yaklaştı. Bu Zuckerberg'in kendi ailevi ortamı, ait olduğu toplum veya aldığı bakış açılarıyla da ilgili olarak belki internet tarihinde ilk kez Zuckerberg bir şey yaparak dedi ki, senin cebinde ne kadar para olduğu önemli değil. Herkes siteye ücretsiz üye olacak. Herkesin 5.000 arkadaş sınırı var. Herkes sınırsız fotoğraf yükleyecek ve ben başka bir şey yapacağım. İçeriye değil sana odaklanacağım.
Ve sosyal medya platformlarından sonra sosyal ağlar çıktı ki bu ikisinin arasındaki fark çoğu kişi tarafından karıştırılır. Sosyal medyada içerik ön plandadır. Sosyal ağda ise kullanıcı ön plandadır. Kullanıcının dünyasını ön plana çıkarıp o kullanıcıları da toplumsal sosyal statülerinden ayırıp yani bir profesörle bir lise öğrencisine aynı hakları verdiğiniz bir ekosistem inşa ettiğinizde topluma çok sert bir müdahale yaparsınız ve Facebook bunu başarmıştır. Şimdi dönelim NFT'ye. Bakın ne oldu? Önce insanoğlu içerikten yola çıkar. Burada da sanat eserlerinden yola çıkıyor. Peki sonrasında yavaş yavaş ne olacak? Öyle NFT projeleri çıkacak ki bir dakika diyecek. Ben içeriğe odaklanmıyorum. Kimliğe odaklanıyorum. Senin kimliğinin inşa edilme sürecine odaklanıyorum. İşte NFT 2.0 da orada topa girecek ve diyecek ki bu kimlik farklı NFT'leri üzerinde taşıyabilmeli. O NFT'lerle beraber NFT 2.0'a geçeceğiz ve kimliği inşa etme sürecimiz hızlanacak. Bu kimliğin bir de mahallesi olacak, bir ortam olacak. Tıpkı Facebook'un sağladığı gibi içinde bulunduğu bir toplum olacak. O toplumu da sanal gerçeklikle olur, sanal gerçeksiz olur, farklı arka planda teknolojik şeylerle olur, hibrit yapılarla olur ama bir meta evren içerisinde bulacağız ve meta evrene giden yolu da bu şekilde inşa edeceğiz. Bu videoda NFT'lerin arkasındaki felsefe, ikame edilirlik ve ikame edilemezliğe değinmeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur.